Değerli basın mensupları, en baştan ilan etmek isterim ki İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının değer ve kazanımları ile demokrasi geleneğimiz konusunda samimi ve kararlı bir şekilde taraftır. Yargısından diplomasisine, siyasetinden ordusuna, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarının ortak değerlerimiz konusunda ortak bir akılla hareket etmesinin de ülkemizin ve milletimizin bekası açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Partimizin duruşu budur. Şimdi bugün bu toplantıyı niye yapıyoruz? Bu toplantıyı gece yarısı emekli 104, 53, 53 iki kere yazıldığı için 103 diye yanlış biliniyor. 104 emekli amiralin geceleyin bir bildiri yayınlaması üzerine bu toplantıyı yapıyoruz sizlerle. Partimizin ve şahsen benim görüşlerimi sizin aracılığınızla milletimizle paylaşmak üzere bir araya geldik. İlginç, sabah bir uyandık. Emekli amiraller bir bildiri yapmış, bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş 15 Temmuz'a kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım, hatırlamıyorum. Ama bütün muhtıraları, daha sonraki 72-73 muhtırasını, 80 ihtilalini 28 Şubat'ın içinde yer alarak, yani maruz kalarak yaşamış ve 27 Nisan bildirisini de yaşamış bir kişi olarak bildiğim bir şey var. Bu tür gece yarısı, emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle bu kesintiye, Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır. Şuuraltı devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Birincisi bu. Partimiz demokrasinin ve yanında, Türkiye'nin demokrasinin yanında vesayet ve diğer odakların net bir biçimde karşısındadır. Ama bildiğim bir şey var. Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisi karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha iyi yapıyoruz diyerek yapılmıştır. Ve sonuçta gerek muhtıra gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil, muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Bugün burada Türkiye'de muhalefet, özellikle İYİ Parti kurulduğundan itibaren son derece millet odaklı, milletin problemleri, dertleri odaklı ve suni gündemlerden uzak, kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi Türkiye'ye getirmiştir İYİ Parti ve muhalefet görevini yapmaktadır. Gene 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin önderliğinde alınamaz diyen, denilen, mümkün değil, olamaz denilen pek çok şehir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iktidar partisinin elinden demokrasiyle, sandık yoluyla alınmıştır. Bugün bütün anketler iktidar partilerinin toplamının 2023'te veya daha önce olacak bir seçimde gerekli başarıyı, 19 yıldır gösterdikleri başarıyı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Şimdi sabah bir uyandık, amiraller, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Ben dün Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım. Perşembe günü Konya'daydım. Biz bu ülkede 104 işsiz gencin derdini konuşmak durumundayız. Biz bu ülkede 104 tabletsiz çocuğun
derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede tencere kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak durumundayız. 5 çeşit emekli maaşıyla inim inim inleyen emeklinin, 104 emeklinin derdini konuşmak zorundayız. 2020 Ocağı'ndan beri 15 aydır geziyorum. Bu insanların derdini anlatıyorum. Ve 104 saniye maalesef basın yayın organlarında bunlar yer bulmuyor. Bugün sabahtan itibaren 104 emekli amiralin gece yarısı ortaya koydukları bir itirazı darbe oluyor çağrıları altında üzerinde tepiniliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlarımız görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim. Siyaset, siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve siyasi partiler içerisinde o bilgileri, o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın, milletimizin derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Ama bugün darbe çağrıştıracak, bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler. Zamanı içinde söyler, zemini içinde söyler, hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler. Bugün ortaya çıkan bu meseleyi çok ciddiyetle ve aynı zamanda çok da manidar bularak takip ettiğimizi ifade etmek isterim. İyi Parti milletimizin derdiyle hemhal olmaya devam edecektir. Suni gündem oluşturmaya çalışanların ortaya koyduğu o perdeyi derhal indirecektir. Ve İyi Parti demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir. Demokrasinin yanında durmaya devam ederken milletin dertlerinin yanında da durmaya devam edecektir. Ve aynı zamanda şunu bir kez daha vurgulayıp altını çizerek söyleyeyim ki İyi Parti siyaset kurumunun yerine geçmeye kalkışan herkesin karşısında olacaktır. Siyaset kurumu milletin derdini çözmekle mükelleftir. Siyasetçi, siyasetçinin rakibidir ve o rekabet demokrasi yoluyla, sandıkta ve seçim usulüyle olur. Projelerin rekabet ettiği, projeler üzerinde hizmetin tartışıldığı bir sürecin sonunda sandıkta milletimiz teveccühünü X, Y, Z siyasi partilerine gösterir ve ona da amenna ve saddekna denir. Bu yoldan İyi Parti dönmeyecektir. İyi Parti milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Dertleri konusunda iktidarı bugün itibariyle iktidarı uyarmaya, çözüm önerileriyle de iktidar gidiyor, sandıkta gidiyor, milletimizin dertleriyle ilgilenmediği için gidiyor ve böyle bir
gitme eyleminin içinde iktidar olacaktır İYİ Parti ve bütün bu dertleri çözecektir. Şimdi bu bildirinin öznesi Montrö anlaşmasıyla ilgili Meclis Başkanı'nın söylediği sözler. İYİ Parti başta olmak üzere bu konuda çok sert tavır koyduk biz. Ve bütün siyasiler tavır koydular. İktidar partisi destek vermedi ve Sayın Meclis Başkanı da yanlış anlaşıldım diyerek durumu düzeltti. Aradan bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına ne sebep olduğunu da ayrıca dikkate değer bulduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye yoluna devam edecektir. İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir. Milletinin yanında durmaya devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun, var olun.